Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sadece Ankara'nın değil, tüm Türkiye'nin hastanesiydi. Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla Numune Hastanesi'nin kapısına kilit vuruldu. Hastanede sadece ilçe sağlık müdürlükleri çalışıyor. Numune Hastanesi sadece hastalarını kaybetmedi. Hastane etrafındaki onlarca eczane, medikalci, taksici ve lokanta sahibi de müşterilerini kaybetti. Numune Hastanesi'nin etrafındaki esnafın durumuna bakmak için bölgeye gittiğimizde önce medikal ürünler satan bir dükkanı ziyaret ediyoruz. Buradaki durum şu anda vahim. Çünkü esnaf olarak zor ayakta duruyoruz. Çünkü artık müşteri potansiyelimiz iyice gitti. Yaya geçmiyor artık, öyle diyeyim. Bayağı işlerimiz de düştü. Yarı yarıya düştü hem de işlerimiz. Burada üniversite ve lise olmasa yaya geçmeyecek burada. Çoğu esnaf arkadaşımız da kapatma durumunda. Şu anda herkes sene sonunu bekliyor. Aktarma yapacaklar. Sene sonu hesaplar kapatılacak. Ondan sonra birçok eczanemiz kapatma yolunda zaten. Duyumlar alıyoruz. Aşağıda bir medikalimiz kapandı. Sırayla kapatıyorlar artık. Çünkü eczacılar da duramıyor ayakta. Müşteri gelmiyor. Müşteri gelmediği için hepimiz ekmek yiyoruz buradan. Ekmek yediğimiz için zor. Gerçekten zor. Yani şehir hastanesi evet artı bir şey olmuş olabilir milletimiz açısından ama esnaf olarak biz burada zor durumdayız. Gerçekten peki, zor durumdayız. Bence Numune Hastanesi'nin buradan gitmemesi gerekiyordu. Tamam bir şehir hastanesi olsun ama devlet hastanesi buraya çok artı bir şey. Çünkü devlet hastanesi belirli bir kesime hitap ediyor. İşte Taşra kesimine hitap ediyor. Numune her taraftan merkez. Hem Ulus hem Kızılay olarak merkez. Buraya ambulans dahi gelmiyor. Şehir hastanesini doldurmak için ambulanslar dahi gelmiyor buraya. Gelmediği için de müşteri potansiyelimiz olmuyor. Mamak bölgesi olduğu gibi oraya gitmeye çalışıyor. 2 vesaire gitmeye çalışıyor. Aslında vatandaşlar da çok memnun değil. Biz de memnun değiliz işin aslında. Hani 30 yıldır burada olan esnaf arkadaşlarımız var. Ben 20 yıldır, 98'den beri buradayım. 20 yıldır buradayım. Çoğu kapatacağım diyor. Normalde bir şehir hastanesine gitmiş olsak, oradan bir yer kiralamış olsak 30 bin kirasından bahsediyor. Şöyle bir şey de var. Ben burada 5 liralık sattığım ürünü şehir hastanesine gidip 30 bin lira kira verdiğim zaman 10 lira, 15 lira demem lazım ki kaldırabileyim kendimi. Çünkü ben de kira vereceğim, elektrik vereceğim, personel parasını, sigortasını ödeyeceğim. Hadi buradan kapatalım hep beraber şehir hastanesi çevresine gidelim. Şehir hastanesi çevresinde konumlanacağımız bir yer de yok. Bize ayrılmış olan bir mekan da yok. Burada çok yürüyüşler oldu, engellendi. Hani kapanmasına dair proflar falan dışarı çıktı. Doktorlarımız dışarı çıktı. Ama engellendi. Kimse istemiyor çünkü. Herkesin oraya gitmesini istiyorlar. Bize herhangi bir şey sorulmadı. Kendi eldivenini kendi cebinden karşılayan doktorlarım var benim. Kendi maskesini, bir selpağı dahi kendi cebinden karşılayan doktorlarım var benim. Daha sonra yönümüzü bir eczaneye çeviriyoruz. Yetkililere şikayetlerinizi ilettiniz mi diye sorduğumuzda, biz derdimizi anlatmaya çıktığımızda bize gaz sıkıldı, coplandık cevabını aldık. Şehir hastanesi tabii ki olumsuz etkiledi. Çünkü karşımızda tarihi bir hastane vardı, Numune Hastanesi. Sadece Ankara'nın değil, tüm Türkiye'nin hastanesiydi. Tüm Türkiye'den insanlar gelip burada tedavi oluyorlardı. Hastane kapatılınca tabii ki haliyle işlerimizde büyük bir düşüş oldu. Hepimizde durum aynı. Sadece eczane değil, etkilenen buradaki bütün esnaf etkilendi. Büfeler, lokantalar, marketler, hatta inanmayacaksınız belki ama burada çadırcılar var arka tarafta. Onlar bile etkilendiklerini söylüyorlar. Biz derdimizi anlatmaya çıktığımız zaman bile coplandık ve gaz sıkıldı bize. Burada Numune Hastanesi'nin önünde hastaneler kapatılmasın diye çıktığımızda böyle bir şeyle karşılaştık. Eczacı Odası ve Türkiye Eczacılar Birliği bu konuda girişimde bulunuyor. Ama biz yaptık. Oldu anlayışıyla yapılan şeyler bunlar. Eczaneler şu an Numune Hastanesi karşısında özelinde söylüyorum. Tamamına yakını yıl sonunu bekliyor. Hesap kitap yapacak. Birçoğu yer arıyor, gidebileceği yer arıyor. Bir kısmı da gidebileceği yer olmayınca kapatacak. Masraf kısmı var bir. İkincisi orada eczanelerin gidebileceği bir yer yok. Çünkü hastane birimi içerisinde özel eczanenin olması yasal değil, yasak. Çevrede de eczanelerin gidebileceği bir yerleşim yeri yok, yakın bir yer yok. Proje yapılırken ne eczaneler, ne esnaf, ne buradaki hasta hiç dikkate alınmadı. Dikkate alınan bir tek şey var, yandaşların doyurulması. Numune Hastanesi etrafında onlarca lokanta var. Hastane kapanmadan önce lokantaların günlük 3-4 bin lira ciro yaptığını, fakat bu oranın %80 düştüğünü Servet Pehlivan'dan öğreniyoruz. Burası 30 yıllık bir meskendi.
çalışan bir ticarethaneydi. Arkadaş zaten bu hastanenin gideceğini anlayınca demek ki biz devraldık burayı. 3 yıldır da çalışmaktayız. 24 tane personelimiz vardı. Hastanelerimiz gitmeden 30 kişiydik yaklaşık. Ama hastaneler gittikten sonra biz küçüle yerin dibine girdik. Şu anda 7 personelimiz var. Bizle beraber 7-8 kişiyiz şu an. 22 kişinin işine son vermek zorunda kaldık mecburiyetten. 12 bin lira kiramız var burada. Stopajla beraber 15 bin lira. Bizim giderimiz burada 3,5-4 bin lira. Bismillah deyip kapımızı açtığımız zaman 4 bin lira giderimiz var. Şu andaki ciromuz da yarı yarıya. 1500-2000 lira ciro yapıyoruz. Yaklaşık hastane gittikten bu tarafa aylık 30 bin lira biz sağdan soldan buralara takviye yapıyoruz. %80 olarak ciromuz düştü aşağıya. Biz burada 7,5-8,5 lira ciro yapıyorduk. Allah bereket versin. Bize de o personelimizden ve işçimizden, açımızdan, malzememizden sonra kalan para bize 700 lira, 800 lira, 1000 lira para kalıyordu. O da bize idare ediyordu. Ama şu anda %80 vaziyette aşağıya düşmüş vaziyette. 8 aydır aylık 30 bin lira olmak kaydıyla biz buraya para takviye yapıyoruz. 250-300 bin lira da şu anda içerideyiz. Artı mal sahibine 7-8 aylık kira borcumuz var. Biz borçlarımızı ödeyemiyoruz. Vergi, SGK borçlarımız aldı başını gidiyor. Yapılandırmalar yaptık, yapılandırmalarımızı ödeyemiyoruz. Vallahi arkadaşlarımız burada bir imza falan topladılar. Biz de imzalarımızı falan verdik. Burada gezen yerel gazeteler olsun, yerel televizyonlar olsun. Bu şekilde geldiler, biz komple imza da topladık. Yürüyüş bile yaptık ama hiçbir ses soluk çıkmadı, hiçbir faydasını göremedik. Şu anda dipteyiz, batıyoruz ya. Yani. Batmış vaziyetteyiz ve batıyoruz. Hastane bölgesinin olmazsa olmazı taksiciler. Duraklardan çok sayıda taksici ayrılmış durumda. Eskiden 40'a yakın taksinin olduğu durakta artık 1-2 taksi anca duruyor. Normalde bu durakta 40'a yakın araba çalışıyordu. Şu anda 1-2 araba anca duruyor ve onlar da zaten kaldırmıyor. Piyasada dışarıda başka bir durak bulamadığımız için, ceza yemekten korktuğumuz için buralarda duruyoruz. 40 tane taksici esnafının ekmeğiyle oynandı. Şehir hastanesinden hisse verileceği söylendi. Sağlık Bakanlığı'yla görüşüldü, şoförler odasıyla. Hiç kimse sesimizi duymadı. Buradaki bu kadar insanın ekmek teknesi elinden alınmış oldu. Ya zaten bölge olarak maddi durumu çok iyi olmayan, bir statüye sahip olan insanların işçi sınıfının olduğu bölgedeyiz. Buradan kalkıp insanların şehir hastanesine gitmesi, gelmesi ya biraz zor gibi duruyor. Bir umut ışığı, bir devlet tarafından bir el verilmesini bekliyoruz. Bize vaatler verildi. Hiç kimse vaadini tutmadı. Başta şoförler odası, belediye halledeceğiz dedi. Hiçbir şekilde sesimizi duyan yok. Şimdi kapıların hepsi yüzümüze kapanıyor. Hiç kimse yardımcı olmuyor. Ulaşım yok. İnsanlar 2-3 vasıta değiştirmek zorunda kalıyor. Hastaneye giden insan 2-3 vasıta değiştirebilecek durumu yok. Taksiye binsen, hani buradan bindiğiniz zaman şehir hastanesine 60 lira yazıyor şu anda taksimetre. Karşıda eczaneciler var. Fahiş fiyatlardan dükkan kiralıyorlar, hastane önü diye. Hepsinin hali hazırda sözleşmesi devam ediyor. Ama bir tane müşterisi kapısını açmıyor adamların. Buradaki esnaf belli perişan işin açıkçası. Bir yardım, bir şey bekliyor insanlar ama hiç kimse sesini duymuyor.